hepiniz hoş geldiniz. Kısaca bizim şirketin son faaliyetleriyle ilgili isterseniz bilgi vereyim. Sonra sorularınız varsa onları cevaplayalım. Öncelikli olarak fuara niye geldik? Emlak Konut olarak Türkiye'de faaliyet gösteren en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığıyız. Buraya da baktığınızda ülkenin Avrupa'da, Orta Doğu'da iş yapan birçok gayrimenkul firmasının burada olduğunu görüyoruz. Bu aslında ileriye dönük bir ülkedeki tanıtım faaliyeti. Bizim de Emlak Konut olarak mümkün olduğunca bu tarz fuarların hepsine katılım göstermeye çalışıyoruz. Bu hem ülkemiz adına hem ülkemizdeki gayrimenkul sektörü adına burada olmamız gerektiğini düşünüyoruz ve o amaçla da geldik. Bizim dışımızda birkaç firma daha var. Toplamda zannedersem 6 Türk firması bu sene burada. Geçmişe bakarak biraz düşüş var gibi gözüküyor. Ama bu tüm konjüktürle alakalı olduğunu düşünüyorum. Biz kendi projelerimizi zaten devam eden Emlak Konut çatısı altında bugün 50 proje var. 50 projeyle buradayız. 50 proje 50 firma demek. Ve fuarda 50 projemizde yer alıyoruz. Bu sene 15 milyarlık ihale hedefimiz vardı biliyorsunuz. Bunun yaklaşık 13 milyarını yaptık. İnşallah 15 milyarı da yıl sonu itibariyle tamamlamayı hedefliyoruz. 2 tane ihalemiz ki gerçekten uzun uğraşlarla yapmış olduğumuz mahalle konseptiyle tasarımını geliştirdiğimiz bir projemiz hayata geçiyor. Bizim Mahalle ismi geçmiş günlerde biliyorsunuz ufak da olsa bir tanıtımını yaptık. Şu an orada 2 tane hasat paylaşımı yerimiz var. Bunun dışında Florya'da yine ilanda bir yerimiz var. Bunun da ihalesini yıl sonuna kadar gerçekleştireceğiz. Bunun dışında da yine hazırlığını yapmış olduğumuz daha protokol aşamasında Ankara'daki Devlet Mahallesi, yine Galatasaray'la devam eden Florya arsası ve Nişantaşı'ndaki arsalarımızı da inşallah en kısa zamanda ihale etmeyi planlıyoruz. Bunun dışında yine yurt dışında görmeye alıştığımız, ülkemizde de belki özlemini duyduğumuz şehir parklarının bugüne kadar inşasını gerçekleştirdiğimiz 13 bin konutun içerisinde Kayabaşı'nda lansmanını gerçekleştirdik. Burada da yaklaşık 380 bin metrekare alan üzerinde yapılıyor ve 250 bin metrekaresi tamamen yeşil alan. İsmini Kuzey Yakası olarak koyduk ve inşallah o bölgeye de ismini vereceğini düşünüyoruz. Yaklaşık arsa maliyetiyle birlikte 700 milyona yakın bir yatırım maliyeti var. Ve tamamen sosyal içerikli, sosyal amaçlı yapılmış bir proje. İçinde spor alanları, hayvanat bahçesi, işte yürüyüş alanları, göletleri olan güzel bir proje yapmaya çalışıyoruz. Onun da içindeki ofisleri biliyorsunuz satışa sunduk. Ülkenin büyümesi devam ediyor. 2017 için %4-5 hedefler var. Gayrimenkul sektörü de büyümeye devam ediyor. Bir kampanya yaptık biliyorsunuz. Bizim müteahhitlerimiz bir araya geldiler, bir kampanya yaptılar. Bu kampanya ile birlikte ki şunu belki net söylemek lazım. Türkiye'de şu an gayrimenkul fiyatları bana göre olabileceği en düşük seviyede. Bunun daha altına da inmeyecek. Ve gayrimenkulün şu an fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü inşaat maliyetleri ve arsa fiyatları hala yükselmekte. Arsa fiyatlarının sabit olduğunu düşünseniz bile inşaat maliyetleri yükselmekte. Dolayısıyla yükleniciler de yapabileceği tüm fedakarlığı şu ortamda yapıyorlar. Gayrimenkulün de fırsat olduğunu düşünüyorum. Yüklenicilerimiz de bir kampanya yaptılar. Ayın 15'i itibariyle başlıyor.
ve 2019'da, şimdi al 2019'da öde şeklinde bir kampanya. Bu kampanya ile birlikte de evinizi alıyorsunuz ve 2019'a kadar hiçbir ödeme yapmıyorsunuz. Bu da yine kendiliğinden olmuyor. Yani vatandaşımıza bunu anlatmak lazım. Bunu yapabilmeniz için bankalardaki faiz oranlarına katkı sağlamanız gerekiyor. Bu katkılar da %15-20'lere varıyor. Dolayısıyla alanlar yine %15-20 avantajlı diye düşünebiliriz. Türkiye'nin emlak konut firmalarının tamamı katılıyorlar ve bunun dışında alternatif ödeme seçenekleri de sunuyorlar. Bunu belki hep birlikte söylememiz gerekiyor. Yani gerçekten gayrimenkul için şu dönemin fırsat olduğunu düşünüyorum ben. Ülkemizde hala açığın olduğunu hepimiz biliyoruz. İnşallah sektörde hak ettiği yere en kısa zamanda gelecektir. Teşekkür ederim. Yani 2800 liradan başlıyor İstanbul içerisinde. 2800 liradan başlayan fiyatlar var, metrekare fiyatları. Şimdi bizim ülkemiz yani ta Osmanlı'dan başlayan bir geçmişi tarihi var. Yani bizim ülkemiz 50 yıllık, 100 yıllık bir ülke değil. Birçok medeniyeti içinde barındırmış, tarihi geçmişi olan, kültürel geçmişi olan bir ülke. Dolayısıyla yani hem biliyorsunuz konum itibariyle de bölgede her zaman bir cazibe merkezi olmuş. Dolayısıyla Türkiye bu bölge için hem finans anlamında, hem ekonomik anlamda, hem turizm anlamında önemli bir lokasyon. Bunu kimse göz ardı edemez. Yani etmeye de çalışmasın zaten. Tabii günün konjüktürü gereği olumsuzluklar olabilir ki tüm dünyada bakıyorsunuz belli olumsuzluklar var. Bunun kısmen yansımaları ülkemizi de etkiliyor. Ama bunların hepsinin geçici olduğunu düşünüyorum. Hala Türkiye'de talep var. İşte turizm otellerimiz geçmişte açıklandı işte. Yani oldukça dolu. Bizim de limoni olduğunu biz kendi adımıza düşünmüyoruz. Biz işlerimize devam ediyoruz. Yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ticari bir bakış açısıyla da bakmaya çalışıyoruz. Onların da öyle bakacağını düşünüyoruz. Onların da bizim ülkemizde yatırımları var. Türkiye neticede göz ardı edilemeyecek bir ülke. Onların da etmediğini düşünüyoruz. Yani bu oran değişiyor tabii. Proje bazında da değişiyor ama genelde yani %10-15 seviyelerinde yabancıya satış var. Bu yılına göre %27'ye çıkıyor. Bu yıl bildiğim kadarıyla %10 seviyelerinde yabancıya satış var. Sizden önce ticari ateşemiz de buradaydı. O da yani işte emlak konut olarak burada bütün projelerinizi anlatır bir ofis ve satışını buradan direkt yapabileceğiniz bir yer olur mu diye bir talepleri var. Buna ilişkin biz zaten bir araştırma yapıyoruz. Hem Avrupa'da hem Orta Doğu'da. Yani bizim burada bir iletişim ofisimiz ve içinde direkt buradan satışı yapabileceğimiz hani yatırımcının veya konut alıcısının ülkemize gelmeden burada her türlü işlemini bitirebileceği bir ofis sistemi düşünüyoruz. Sadece burada değil. Bize Büyükelçilik kanadıyla geldi. Dubai'de böyle bir talebin olduğunu söylüyorlar. Biz de bunu açıkçası araştırıyoruz. Sadece Dubai'de değil ama. Evet. Orta Doğu'da birkaç ülkede, Avrupa'da birkaç ülkede açmayı planlıyoruz. Belki bunu Başbakanlık Yatırım Ajansı'yla birlikte, büyükelçiliklerimiz vasıtasıyla açmayı planlıyoruz.
Vallahi güzel görüşmeler oluyor. Tabii daha yeni başladı. Hani belki sonunda bunları söylemek lazım. Burada direkt satış olacak diye bir beklenti içerisinde de girmemek lazım. Yani bu dediğim gibi ülke tanıtımı, turizm faaliyeti. Burada önemli olan ülkedeki gücü, gayrimenkuldeki gücü belki sergilemek, anlatmak, potansiyeli anlatmak. Biz de bunları anlatmak için buradayız. Öyle bir sınıflandırma mevcut değil. Ama bizim satıştaki bütün projelerimiz var. Yeni lansmanı yapacak projeler var. Bunların hepsi, tabii hepsi dahil. Yok, yani bunlar şöyle, ruhsatı alınmış projeler. Ruhsatı alınmış, lansmanı yapılmış projeler veya hemen yapılacak projeler. Riva'nın imzası için son gün 13 Eylül. Çarşamba günü. Biz bekliyoruz. Bakalım ne olacak. Yani şu an için alınmış bir kararımız yok. Ama 3 teklif de bizim için geçerli. Zannedersem ikinci teklif ve üçüncü teklif arasında 80 milyon bir fark var. İkincinin durumunu görüp ona göre bir karar alacağız. Ama 3 teklif de geçerli. Yani bizim açımızdan bir problem yok. Onlarda da yani Türkiye'ye karşı bir tepki mi olduğunu düşünüyorsunuz yani Limoni derken? Ya ülke siyaseti anlamında problemler olabilir. Bunlar günlüktür ama yaşayanlar açısından, yatırımcı açısından ben bir problem olmadığını düşünüyorum. Hala alıyorlar, hala yatırım yapıyorlar. Biz keza aynı şekilde bakın geliyoruz, tanıtım yapıyoruz, fuarlara katılıyoruz. Ama ben onun tepkiden kaynaklandığını düşünmüyorum. Yani o zaman tepki gösterecekse gösterecek kuruluşların en başında biz gelmemiz gerekiyor. Yani o onunla alakası yok. Ya bu dönem olarak şimdi fuarlar belki biraz arka arkaya geldi. Yani bizim ülkemizde de hani buraya geldikleri zaman genelde yeni bir lansmanla, yeni bir projeyle geliyor. Keza Avrupa Konutları mesela öyle geldi. Yeni bir proje ve lansman olmamıştır. Tabii ki gayrimenkul sektörü baktığınızda 1-2 senedir bizim ülkemizde böyle bir durağanlık var yani. Yavaşlama var. Onun da etkileri vardır muhakkak. Yani yoksa ben ülkeler arası bir problemden kaynaklandığını düşünmüyorum. Ya burada sadece biz Dubai'lilere veya işte Orta Doğu'daki insanlara değil ki yani buraya tüm Avrupa, tüm dünya geliyor. Yani bugün burada 70 bin Rus yaşıyormuş mesela bugün öğrendim yani. 50 bin İngiliz varmış. Yani biz buraya Dubai'lilere bir şey satmak için gelmiyoruz. Biz ülkemizdeki gayrimenkul sektörünü, inşaat sektörünü anlatmak için buradayız. Bir satış, şu an için bir sıcak satış beklentimiz de yok. Yani öyle bir halk arz söz konusu değil. Yani onlar nereden çıktı bilmiyorum da. Yok yok yani hiçbir şekilde bir halk arz söz konusu değil. Türkiye'deki en büyük halk arzı 2013 yılında biz yaptık. Üçüncü büyük halk arzı ve onun üzerine hala halk arz yapılmış değil. Hedeflerimizi ciro anlamında, metrekare anlamında tutturacağımıza inanıyorum. Ki ciro anlamında ve metrekare anlamında oldukça iyiyiz. Belki adet anlamında biraz altında kalabilir ki o kalmaması adına da çabalarımız, uğraşlarımız var. 10 bin konut satış hedefimiz vardı biliyorsunuz. Onları da yakalamaya çalışacağız. Kar hedefimizi 1 milyar 800 açıklamıştık. Onu inşallah yakalayacağız. Belki üstüne de çıkma hedefimiz var. En son
Bu arsa satışından kaynaklı belki ekleme olabilir. Anadolu'daki projelerimizden açısı satış anlamında memnunuz. O bölgeye de katkı yaptığını düşünüyoruz. Gerçekten hani emlak konut anlayışını, kalitesini site anlamında oraya götürmeye çalışıyoruz. Ve örnek de olduğunu düşünüyoruz. Konya'da mesela satışımız çok iyi, Nevşehir'de çok iyi, Denizli'de fena değil. Bizim oradaki asıl amacımız bu anlayışı Anadolu'ya ve tüm ülkeye yaymaktı. Onun da başarılı olduğunu düşünüyoruz. Yeni bir yer mi? Yeni bir yer şu an için yok. Samsun'da bir arsa aldık ama şu an erken belki proje yapmak için. Ankara'da yeni bir yer aldık işte. Onun dışında yeni bir şehir yok. İzmir'i biliyorsunuz yaptık. Zaten devam eden Nevşehir, Niğde, Denizli, İzmir, Ankara, Kocaeli var. Belki Samsun buna eklenecek. Onun dışında şu an yeni bir yer yok. Antalya var. Tabii olacak yani ofis anlamında bir kere olacak. Yani bir gerçekten bir ofis planlamamız var. Burada da işte fuarın en iyi lokasyonunu almaya çalışıyoruz. Buraya da zaten dediğim gibi 50 firmayla birlikte katılıyoruz. Maketlerini getirmek isteyenleri zaten getirin diyoruz. Açıkçası biz bundan ilgili bir ticari bir beklentimiz de yok. Kendi çatımız altındaki projelere zaten bunu söylüyoruz. İşte bugün Büyük Yalı geldi. Mesela MİFİM'de 2-3 proje vardı. Onun dışında firma personelleri burada illa maketle değil tanıtım, satış faaliyetleri yapabilir. Bunu biz zaten kendi çatımız altında yapıyoruz. Ülke için, ülkedeki gayrimenkul sektörü için böyle bir birleşim bence söz konusu değil. Yani böyle bir şey de yapmamak lazım. Buraya da baktığınızda zaten işte birçok ne diyeyim, bunlar krallık değil de işte ülkenin önde gelenlerinin firmaları. Bizim de belki inşaat sektörü Türkiye'de sayı anlamında hani dünyada Çin'den sonra hep ikinciyiz. Ciddi 100 milyarlık bir portföye de ulaştı. Ama firma bazında burada tabii çok büyük de firmalar var. Yani sayı anlamında az ama firma büyüklüğü anlamında çok. Bizim firmalarımız da büyüdükçe bu tarz işlere girecekler. Sayısı da artacak. Bizim yurt dışında gelir paylaşımı, hani finans paylaşımı anlamında çok fazla müteahhitlerimizin projesi yok. Daha çok projeler yapım anlamında, anahtar teslim anlamında. Evet, yani dolayısıyla o işin bir satış pazarlaması yok. Satış pazarlama işi olarak görürseniz o yüzden bu fuarda değiller. Ama yapım anlamında buradaki birçok firmadan büyük firmalarımız ülkemizde biliyorsunuz var. Tabii tabii. Hatta bununla ilgili bakın bu katalogda ülkedeki potansiyeli, sektördeki potansiyeli, talebi, arzı hepsini anlatıyoruz zaten. Buna ilişkin bir kere bir katalog var. Yani neden Türkiye, neden emlak konut ve projeleri anlatır bir katalog. Bir kere bununla her şeyi söylemeye çalışıyoruz. Bunun dışında da ülkedeki bu hem aslına bakarsanız emlak konut yatırımcısı açısından hem de konut alıcısı açısından önemli. Yani ülkedeki büyük altyapı yatırımlarını merak ediyorlar. Mesela 3. Havalimanı ne zaman bitecek? İşte Kanal İstanbul yapılacak mı, yapılmayacak mı? İşte Çanakkale Köprüsü nereden geçiyor? Sizin proje etkisi ne?
İşte üçüncü çevre yolu sizin projeyle uzaklığı nedir? O bölgeye yapılan atıyorum kamu hastanesi, BBM biliyorsunuz o modelle yaptığımız hastaneler var mı yok mu gibi altyapıları hepsini soruyorlar. Yani o yatırımcı sadece işte o alacağı yerdeki binanın dış görünüşü, içi, sosyal imkanları değil, çevredeki altyapı projelerini de soruyorlar. Biz de bunların hepsini anlatmaya çalışıyoruz. Tabii. Yani ilgi çekti. Tam anlamıyla tabii öğrenmiş değiller. Bu işte bu fuarlar bunları da anlatmamıza vesile oluyor. Yani KDV muafiyetini, oturum müsaadesini anlatmamıza açıkçası vesile oluyor. Biz de bunları anlatmaya çalışıyoruz. Bunları da belki hem yazılı ve görsel basında da burada belki duyurmak lazım. Onun eksikliği de var gözüküyor. Yok, özel bir görüşme trafiğimiz yok. Siz nasıl gördünüz? Ben size sorayım bir de. Hayır, yani Türkiye azlığının sebebi sizce ne? Yeni bir tanıtım bütçesi ayırmıyorlar. Bir de hani lansmanla aynı şeye gelmemiştir yani. Mesela bizim nedir o? Tayıncıoğlu yapacaktı lansmanı. O da yapmadı yani. Şöyle yapmadı. Yapmamasının sebebi de projeyle ilgili yani yetişti falan filan. Biraz ondan kaynaklı. Yoksa lansman olan firmalar buraya gelir. Gümbür gümbür de en güzel tanıtımı da yapar yani. Denk gelmemiştir. Tabii yani bu uzun soluklu bir iş tabii. Ama bizim ülkemizdeki marjlar o kadar fazla değil yani. Kar marjları zannediyoruz ki biz çok büyük paralar kazanıyorlar. Yani şimdi bir tanıtım artık böyle %5-10 da bile kalmıyor. Proje tanıtımları %15-20 seviyelerine çıkıyor. Bunun dışında finans katkısı yapıyorsunuz. Finans katkısı yapmak zorundasınız. Şimdi neticede 10'un üzerinde bir faiz var. 1-10'larda işte 1 seviyelerinde bir konut kredisi var. Buna destek yapıyor bütün firmalar hemen hemen. Bunu da yaptığınızda finans gideri, reklam gideri, yatırım gideri, diğer giderler bunların hepsini eklediğinizde maliyetleriniz düşüyor. O yüzden de belli tasarruflara gitmek zorunda kalıyorsunuz. Biraz da sebebi bu. Belki firmalar şunu düşünüyor olabilir. Ben işte tanıtım, satış, pazarlamaya mı katkı sağlayayım, finansa mı sağlayayım? Yani kredi oranlarını, faizleri oranlarını mı düşüreyim? Tanıtım, satış, pazarlama faaliyetlerine mi harcayayım? O noktada bütçede kısıtlı olduğu için belki oraya ayırıyor diye düşünebiliriz. Ne kimle bir araydı? Ya yok ya, öyle bir şey yok ya. Yani burada gelenleri devlet başkanıyla mı geliyor ya, veya kimle geliyor ya? Ya onlar orada da kimse yok yani neticede. Ya bu sonuçta profesyonel bir iş. Yani devlet sana bu imkanı vermiş. Abi şu olabilir. Bu noktada belki bunun görüşmesi yapılabilir. Bir tanıtım fonu desteği alınabilir belki. Yani bu neticede bir ülke için tanıtımdır. O desteği alınabilir. Bununla ilişki görüşmeler yapılabilir. Ya bakanımız da bildiğim kadarıyla geliyor yani. Hani daha nasıl bir destek verilecek yani? Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayağınıza sağ olun.